Merhabalar, ben Köftesi Köfte. Ve ben de Ömer. Ve şu an Kernel'la Sohbet'in yepyeni bir bölümüyle karşınızdayız. Ve bu bölümde ufak bir değişikliğimiz var. Nedir Ömer abi? Benim sesim en azından kötü çıkmayacak. Ondan öte. Daha sonra. Ondan öte değil de. Gerekçesi ne? Bugün Köfte dedi ki bize gel. Çay vereyim dedi. Ben çay için çağıran herkesin yanına gidiyorum. Evet, adam Litvanya'dan geldi yanıma. Ve tabii ki de çayı var yanında. Çaysız olmaz. Evet. Peki bu bölüm ne yapıyoruz? Ben Litvanya'ya veda ettim. Sen de galiba Ubuntu'ya veda ediyormuşsun. Öyle söylentiler evet. Var. Evet. Evet. Bu bölüm benim kanalımda Ubuntu altında göreceğiniz son video. Nedeni son Euro Truck Simulator bölümünde. Tabii bölümün video Euro Truck Simulator olarak adlandırılmadı. İç dökme simülatörü 2 olarak adlandırıldı ama o bölümde gayet güzel açıklanıyor. Gerekçe aslında daha çok NOM tabanlı sıkıntılarım var. NOM'dan nefret etmeye başladım. NOM'un şeyini yeme bu kadar. Sen direkten Canonical'dan nefret ediyorsun. O ayrı mevzu. Bir şans vereyim dedim. Apt-get'e hala alışamadım. Apt gerçekten alışılmıyor. Köftem, sen şans vermekten bahsediyorsun ya. Hepimiz bir şans verdik. Microsoft'a hepimiz bir şans verdik. Adamlar tuttular, GitHub'ı satın aldılar. Misafir olarak gelip evi satın almaya kaldılar. Evet, öyle bir sıkıntı söz konusu değil mi? Evet, bu arada bir haberi biraz geç söylemiş olabiliriz. Ancak çok sevdiğimiz GitHub, zamanda Linus Torvalds'ın hafif küfür ettiği GitHub. Gerçi Linus Torvalds'ın küfür etmediği kesim kaldı mı? Henüz yok, bakacağız. Biraz ileride bir kısmına da değineceğiz zaten de. Neyse. Bu arada Linus Torvalds'ın küfür etme sebebini biliyor musun? Yok, onu takip etmedim. Ben en son şeydeyim, Nvidia'ya küfür etme kısmındayım hala. Bu arada Nvidia'ya küfür etmek demişken, şunu da bir gösterelim. Neyse, bu kalsın. Bence kapatalım da sonradan başımıza dert olmasın. Diyorsun, kanala bir zımbırtı yemeyelim. GitHub'a küfür etme sebebi şu. GitHub Git'in commit sistemini değiştiriyor. Bayağı onaylanmamış e-posta adresiyle commit kabul edebiliyor GitHub. Ve Linus Torvalds direkt buna küfür etmeye başlar. Hani benim projemin içine ediyorsunuz bu şeklinde. GitHub teknik destek elemanlarından bir tanesi Linus Torvalds'a Git nasıl kullanılır diye belge atmış. Bilmeyenler için bunun ekstra komikliğini anlatsana bir abi. Ya ekstra komikliği, adam bu sürüm kontrol sistemini yazan kişi. Ve zaten bunu şey yapması, bazarı hoşuna gitmediği için git sistemini yazmaya başlıyor. Buradan bu arkadaş tutuyor. Yani al bunu kullanmayı öğren gibisinden bir şeyle geliyor. Evet, ama özetle git'i yazan adama git kullanım kılavuzu atıyorsun. Bu olay şeye benziyor. Bir açık kaynak kod C derleyicisi yok deyip de şeyin ismi neydi, o ünlü open source sarsakal Richard Stallman. Yani Richard Stallman'a eleman open source şey yok demişti. Derleyici yok demişti. Ben bir zamanlar bir tane yazmıştım GCC diye, kullan dene demişti eleman şeyi. Evet, özetle böyle çok güzel fail'lar olabiliyor özgür yazılım camiasında. Ama GitHub'ı kaybettik ya. Vallahi bir sürü alternatifimiz var. Aynen. Mesela benim kullandığım bir tanesini göstereceğim. Size direkt GitLab. GitLab'dan memnunum bu arada. Ve GitLab'ın şöyle bir olayı oldu. Tabii bunu soruyor bana şu an. GitLab'ın şöyle bir olayı oldu bu arada. GitHub kapandıktan sonra GitHub'dan gelenler için özel web sayfası hazırladı adamlar. İki, şu an özgür yazılım projeleri için Enterprise paketi, yani paralı ücretli paketi ücretsiz olarak veriliyor. Adamlar baya gelin bize. Bir bana git diyor adamlar. Elemanın biri almış benim kullanıcı adını. Bütün projelerdeki sabit olan. GitLab'a o yüzden geçemiyorum. Evet. Ömer abinin bir alışkanlığı var. Her yerde usta adını kullanıyor. Soyisim. Yani. Ama GitLab'da da usta olunca. Bir de o adam kullanmıyordu değil mi? Almış bırakmış. Sen onu halletmelisin bir ara. Domaini alamıyorum ama usta.com'u. Hayatım boyunca da alamayacağım. Amerika Birleşik Devletleri Tennis Association'ın karşılığı hiçbir zaman düşmeyecek. Usta.net?
He? Usta Net peki? Aynı şeyindir. Bakmadım hiç. Kontrol etmedim. Bakarız bir ara. Yayından sonra bakalım. Bunun yanı sıra hiç kullanmadım ancak gene kullanan bir kesim var. Bitbucket. Ben. Kullanıyor musun? Çok uzun zamandır kullanıyorum ve işin güzel tarafı Bitbucket private repoları da 5 tane bile bedavadan sağlıyor. GitLab'da da private depo desteği var. Destek değil, bedava. Bedava? Tamam. Kullanamadığım için bilmiyorum. Şimdi. Şirkette 2 tane private depomuz var ama o şekilde. Arkadaşlar, Bitbucket'ı sevmemin sebebi yapımcı firmadan kaynaklanıyor. Kim? Evet. Atlassian. Bu şirket aynı zamanda Jira'yı geliştiren. Ha. Tamam. İşinde iyi bir firma. Özgür yazılım konusunda çok önerebileceğimiz bir firma değil ancak hani kapalı kaynak bir yazılım kullanacaksanız eğer bu adamların yazılımları iyi evet. Yani sadece kapalı yazılım değil açık kaynak kodlu yazılımlar konusunda da sağlam evet. Destek veren bir şey. Yani Jira'yı olsun şeyi olsun açık kaynak kodluysa şey sağlıyorlar. Ki Jira için örnek veriyorum. Geçen gün karşılaştığım 10 kişilik bir yazılımcı grubunuz varsa $10 gibi komik bir fiyattan size bu issue sistemini sağlıyorlar. Kapalı kaynak kodlu bile olsa projeniz bu bahsettiğim fiyat. Bir de şöyle bir durum söz konusu. GitLab'da özellik var. Bitbucket'ta da vardı diye hatırlıyorum. Hangisi? Kendi sunucunuzu açabiliyorsunuz direkt. Hatırlamıyorum. GitLab'da yapabiliyorsun onu. Ne yalan söylesem hatırlamıyorum. Hatta direkt şuradan. Şuradan direkt gösteriyor. Kendi GitLab sunucunuzu açabiliyorsunuz. Çok rahatlıkla. Tabii sunucunun çok basit bir sunucu olmaması lazım. Minimum 4 GB RAM istiyor çünkü. Ya ben sistemde kullandığım zaman birazcık daha farklı iş yapıyorum bu olayı. Kendi sunucumuzda lokalde kendi şeyim oluyor. Git sunucu şeyim oluyor. Repo'm oluyor. Onu belli aralıklarla eşitliyorum sistemle. Aynı şey oluyor. Evet, özetle bu iki alternatif var ciddi anlamda. Ha bu arada alternatif demişken Android bilinen en popüler Linux dağıtımı aslında düşünürsek. Yani dağıtım demeye tamam diyelim Linux bakalım. Linux çekirdeği kullanıyor mu? Kullanıyor ama dağıtım demek için sadece şey yetiyor mu? Bak GNU Linux dağıtımı değil. GNU değil evet. Yani GNU değil çünkü GNU Toolkit'i kullanmıyor. X bile kullanmıyor zaten. Tabii. Ama Linux dağıtımı diyebiliriz. Ama seni bitireceğim. Buyurun. Evet. Biri sormuştu bunun alternatifleri var mı diye. Bu arada onu gelmeden önce ufak bir şey yapalım. Seni mi kıracağım lafından. Bir önceki kayıdımızda bağlantı ve mikrofon konuşmalarından dolayı biz köfteyle sanki yarışıyormuş bir şey oluyormuş gibi bir yanlış anlaşım olmuş. Ses kesilmelerinden dolayı birbirimizi daha iyi anlamayaraktan konuştuğumuz için çok kesik bir video olmuştu öncekisi. Dinleyenlerden de özür dileyelim. Kusura bakmasınlar. Zaten şey biraz da zaman geçsin onu bir tekrarlayacağız zaten o konsepti. Bu arada ben gene senin sesi biraz duyuyordum da sen benimkini hiç duymamışsın. Onu sonradan öğrendik. Ömer abi de hani o beni duyuyordur hallederiz falan diye geçiştirmiş zaten o ara. Benim bağlantı firewall üzerinden kaynaklanıyordu ve çok büyük sıkıntısı var. Yani üniversite şeyinde çok büyük sıkıntısı var. Ondan sonra bu olayı çözdük ama olay bittikten sonra ben size söyleyeyim ismini. GSM Network üzerinden yani telefon üzerinden bağlandığım zaman olayım çözüldü. Ama normal bulunduğum mekan wireless'ını kullandığım zaman büyük sıkıntı yaşıyordum. Özetle bundan sonraki bölümler rahat olacak. Pinkleri hatırlamıyor musun? 700-800 milisaniyelerin üstüne çıkıyordu. Evet. Özetle Ömer abi beni tarzı bir şey duyuyormuş onu öğrendik. Bazen onu bile duysam büyük şey diyorum beni dinliyor diyordum. Evet. O zaman geçelim. Mobil Linux'lar konusunda konuşuyorduk. Evet. Arada kesmiş oldum ben. Mesela benim çok ilgimi çeken bir proje. Postmarket OS. Kendisi direkt bir Linux dağıtımı. Kullandığı Basekit neydi hatırlamıyorum. Kendisi Alpine Linux diye bir dağıtımın klonu. Alpine Linux bu arada ARM işlemciler için geliştirilmiş bir dağıtım. Direkt. Baya desteklediği baya bir telefon var. Hatta bakalım şuradan. Devices. Şöyle güzel bir listesi var desteklediği. Ve benim elimde bir adet şu var. Ve bunu bir ara kuracağım. Hangi ara bilmiyorum ama kuracağım. Bu dağıtımı deneme imkanı oldu mu köfte? Olamadı. Sıkıntı orada.
Yani merak ettiğim sorular var. Örneğin paket yönetim sistemi nedir veya belli Android marketplace'ini Google Market türünden şey yapıyor mu veya Android uygulamalarını çalıştırabiliyor mu? Çalıştırmıyor. Ama Android ile beraber eğer bir hafıza kart varsa dual boot edilebiliyor. Bir ara Nokia'nın mı? Bir tanesinin bir tane ünlü şeyi vardı. Linux dağıtımı vardı. Hatırlayabiliyor musunuz? M ile başlıyordu ama tam hatırlamıyorum. Nokia'nındı galiba. Nokia'nın diye hatırlıyorum ben de ama. Kurulan cihazı göstereceğim direkt. Burada var çünkü. Nokia N900. Şu. Yılların en meşhur Linux telefonu. Herkesin hayaliydi bir dönem. Aynen. Alamadım. Bir arkadaşım sahipti. Kıskanıyordum. Debian kuruluydu. Debian kuruluydu adamda ya. Telefonda Debian kullanıyor. Sormamız gereken metin editörü olarak ne kullandı aslında? Vim. Yani. Bu arada unutmadan da bu bölümün notlarını Vim'de aldık. Onu da göstereyim. Ah. Neyse. O zaman... bu arada bu tek alternatif değil. Ubuntu Touch vardı bir ara. Onu şu an bir community forkladı. Devam ediyor. KDE tarafında da bayağı sağlam tabletler ve telefonlar için uğraşı var şu anda. Bu son durum Post Market olsa hiçbir ilgim yok. Bu arada KDE demişken KDE Plazma. Tabii, tabii burada illa onu kullanmak zorunda değilsin çünkü mesela şurada X-Face, XFCA. Hı hı. i3 kullanan da bile var burada. Bunda. Köftem yalnız dikkat ettin mi? Nedir? Hiçbiri Juno kullanmıyor. Peki neden kullanmıyor? Neden kullansınlar? Ya kullanmak istese bile neden kullanamıyor diyelim o zaman. Ben büyük ihtimalle sistemde veya benzeri bir gereksinim olduğu için. Evet, bu arada öyle bir saçmalık söz konusu, GNOME sistemde gerektiriyor. Bu arada sistemde seven bir insan olarak söylüyorum bunu. Sıkıysa sevmiyor yanımdayken. Sistemde güzeldir ama... Candır, can. Her şeyi kullanıcıya zorlamak benim GNOME projesini sevmediğim yanı. Hani o yüzden zaten onu bayağı bir içime dökmüştüm. Kullanıcıyı zorlama. Kullanıcıya bırak kendi seçimini yapsın. Bu arada mesela... Sonra kullanıcıya bırak kendi seçimini yapsın. Root olarak kullanıcı sistemini açsın öyle mi? Evet öyle bir hatamız var değil mi? Arkadaşlar asla işlemlerinizi root olarak yapmayın. Asla. Ya ona bile söyleyemedim. Başım gözüm üstüne onu yapanlar bile. Adamlar root kullanıcısını normal kullanıcı olarak kullanıyorlar. Gerçi artık çoğu Display Manager, yani giriş yöneticisi ona izin vermiyor. SDDM'de mesela giremiyorsun. LightDM'de giremiyorsun root olarak. GDM'de girebiliyor musun bilmiyorum. Muhtemelen girebiliyorsundur. GNOME projesinden her şeyi beklerim. Kanal akıl. En büyük yardımcılarından biri. Yani. Yalnız Ubuntu'da root yok. Gerçek root yok daha doğrusu. Ubuntu'da root var mı? Var. Var. Ama erişemediğim bir root. Bak. Var olduğunu hatırlıyorum ben. Grup içerisinde de gözüküyor ve şey olarak olması gerekiyor. Olabilir. Ama yani kullanıcı erişemiyor. Ya erişmek için uğraşman gerekiyor. Password komutuyla root şifresini değiştirir, olay bitmiştir. Bu arada mobil Linux demişken şöyle bir cihaz var. Denk geldiğim. Çok hoş bir cihaz. New Gemini. Baya güzel. Tam istediğim bir şey aslında. Ben bu arada dokunmatik klavye sevmeyen bir insanım. Ayrışıyoruz bu konuda. Evet. Bu konuda ciddi anlamda ayrışıyoruz. Ve... Öyle yok. Sadece bunu kapatıyorum. Evet. Evet. Neyse. Ve şöyle bir olayı var. Ama hangi dağıtımı kullanıyorlar onu öğrenemedim. Ve dur. Prizm. Aynen. Mobil Linux demişken. Bu adamlar normalde bir laptop üreticisi. Bayağı hardware kill switch ile geliyor. Eğer istiyorsanız, biraz privacy istiyorsanız, gerçekten güvenlik konusunda birazcık neden ona paranoyak bir kişiyseniz ki olmasanız bile tavsiye ettiğimiz telefon ve bilgisayarları. Telefonu henüz çıkmadı da. Giriş pre-order'da şu an. Pre-order pozisyonda.
Ama şey, bunun için şu an kendi Pure OS diye bir dağıtımları var. Onun tam olarak mobile. Bu arada buradaki fiyat insanları şey yapmasa, bu telefonun fiyatı değil arkadaşlar. O 1,5 milyon dolar gibi bir şey değil yani. Evet, o şey... Şimdiye kadar toplanan ve projenin bağış tamamlanması için 2,5 milyon dolar gibi bir para toplamaya çalışıyorlar. Aynen. Ve bu arada şey, kurulabilen dağıtımlar... Bir dakika, bir geri alabilecek misin köfte? Heh. Çok geri gitti. Bakalım. Yok, bu güvenli değilmiş. Ubuntu Ubuntu kurulabiliyor. Oh. Neyse, Ubuntu'ya düzenli olarak lafımızı sokuyoruz. Hemen rakam. Şimdi Ubuntu... Şimdi yarın kararı... Microsoft Ubuntu'yu satın alırsa inan daha güvenli olacak. Bak, bu kadar söylüyorum. Tartışılır. Tartışılır. Abi Microsoft başladı zaten. Önce GitHub'ı aldı. Yarın kim neyi alacak hiç belli olmaz. Değil mi? Neyse, özetle. Mobil Linux'larımız bu şekilde yaygın aslında. Ama kurulumları çok konforlu değil, onu söyleyeyim. Evet. Ve bu bölümümüzün ana maddesi. Ana konusu. Bu bölümümüzde birazcık da şeyden konuşalım. Biz kaç sene oldu Linux kullanıyoruz aşağı yukarı? Ben 2005'ten beri 2005 ya da 2006'dan beri kullanıyorum. Ben 97-98 gibi bir şeye başladım. Daha doğrusu 96 gibi başladım. 97-98 gibi de katkı matkı olaylara başladım. İşte ben o yıllar henüz daha yeni konuşuyordum. Gerçi o kadar değil de. Abartmayalım. 2 yaşında. Benim de çok yaşlı bir şey yaptın. Dur. Ben o zamanlar daha okuma yazma bilmiyordum, evet. Şimdi aşağı yukarı okuma yazma bilmesen de o zaman yaşayabileceğin sıkıntılarla bugün yaşayabileceğim sıkıntılar bazı konularda ister istemez hala daha çakışıyor. Evet, en basitinden mesela GNOME'dan bahsettiğimiz bir konu var. Kullanıcıları dinlemeyen projeler, büyük projeler. En basitinden beri o dönemde GNOME var ya. Hala var, o dönemde de var. KDE de var ama. İşte o da ilacımız. KDE güzeldir. Şu an KDE kullanmasam bile her daim yeni bir kullanıcıya önerdiğim masaüstü ortamlarından bir tanesidir. Ekstra hafif bir şey istiyorsanız da Mate ya da XFCE'yi tavsiye ederim. Ki artık KDE Plazma diyoruz. Evet, Plazma. Hatırlatmadı deme. Bu arada saçma bir detay. Plazma şu an aslında hiç ağır bir masaüstü ortamı değil. Cidden değil. Hani bir zamanlar laf vardı. KDE aşırı ağır bir masaüstü diye. Değil artık. Cidden değil. Zaten non... Biz iyi gözükelim diye üstte memori hatası koymaya devam ediyor. Yeni çözülüyor. Ah. Sevgili Nom, sen olmasan ne yapacağız? Kime laf sokacağız? Kanonikalı sokacağız falan. Ah. Neyse. Yani bazı sorunlarımız o zaman vardı ama şu bir gerçek. O zamandan bu zamana düzelen çok fazla şey var. Evet. Mesela dual screen. Çoklu monitör desteği öyle. Başka? O zamanlar Türkçe klavye desteğimiz çok büyük sıkıntıydı. Evet. Şimdi dağıtım bazlı olarak bunlar düzeliyor. Yani biraz artistik yapalım şurada, dur. Zamanında F klavyeyi Linux'ta yaygınlaştıran kişilerden biri olarak şu anda hiçbir sıkıntı, benim uğraşmama gerek olmadan F klavyede Türkçe destek geliyor. Oh, ben de Q klavye kullanan bir insan olarak hiçbir sıkıntı yaşamıyorum. Evet, tek sıkıntı şey, eğer dağıtımınız ilk geldiği haliyle konsol fontlarını ayarlamamışsa TTE ekranında, yani şey X'de değil, yani şu konsol emülatörleri altında değil de o saf terminal dediğimiz muhabbette Türkçe klavye kullanamıyorsunuz. Onu basit bir ayarla düzeltebiliyorsunuz zaten. Köften ne düşündüm ben? Burada konuşurken biz eski karşılaştığımız hataların hala da devam ettiğini bahsediyorduk. Fazla bir seçenek yok aslında. Şöyle bir baktığımız zaman 5-6 tane. Bu konuyu birazcık değiştirelim. Eskiden olan ama şimdi düzenlenen sorunlardan bahsedelim. Onlar da çok daha fazla. Yani şey, düzelmiş sorunlar. Düzelmiş olan sorunlar, bu yeni Linux kullanıcıların asla karşılaşmayacağı sorunlardan biraz bahsedelim. Çok daha ilginç olabilir. Evet, yeni kullanıcıların asla karşılaşmayacağı sorunlar. Mesela... Çoklu monitörden bahsettik. Evet, ben gayet paşalar gibi kullanıyorum.
çok güzel de çalışıyor her şey. Modern dağıtımların birçoğunda artık delta paket muhabbeti, yani indirilen dosyanın Ubuntu'da yok. Yavaş yavaş geçecektir. Çünkü şey bazlı olduğu için paket sisteminin artık desteklemesinden kaynaklandığına dolayı var. Yani Arch geçti mesela. Zaten siz söyle ismini. Bu arada arkadaşlar biraz ilginç bir ayrıntı olacak. Türkiye Linux'a yaptığı en büyük katkılardan biri yavaş interneti sayesinde aslında bu delta paket downloading dediğimiz mevcut büyük bir paketi ufak parçalar şeklinde güncellemeyi de bütün paketin tamamı indirilmesi yerine sadece aradaki farkın indirilmesini sağlaması bir sistemdir. Bu Pardus'ta ilk defa yapılmıştı yanlış hatırlıyorsam. Evet. Bu arada Pardus'tan kastımız aslında iki Pardus projesi var. Pardon daha fazla. bizim bahsettiğimiz orijinal Pardus projesi. PC paket yöneticiliği müdürdür, şudur budurla olan. 2004'tü galiba ilk. 2006. 2012'ye kadar devam etti proje. Bu arada Ömer abiyle biz o projede tanıştık. Doğrudur. Güzel projeydi ama. Cidden güzel dağıtımda. Neyse. O projenin cidden Linux camiasına kattığı en büyük katkılardan bir tanesi PC. PC altında eğer mesela 50 MB Firefox diyelim, biraz fazla oldu ama o zamana göre. Siz her Firefox güncellemesi geldiğinde 50'şer yeni paketler indirmiyorsunuz. Diyelim sadece 1 MB'lık bir kısmı değişti sürümler arası. Siz 1.2 MB gibi bir şey indiriyorsunuz. Aradaki farkları tanıtacak bir şey. Yani orada paket yöneticisi diyor ki şu dosyanın şurasını değiştir, şu dosyanın şurasını değiştir, şunun şurasını değiştir diyor sadece. Köftem, günümüz internetiyle 50 MB de hiçbir şey. Zaten indirmeye kalktığınız zaman 1-2 MB'dan aşağı mobil internet hızıyla konuşuyor. Hiçbir şey olmuyor. Ama bahsettiğimiz o günlerde yani ADSL yeni yeni yaygınlaşıyor. Her şeyin başında o var. Artı zaten bizim en büyük şeyimiz vardı. Kota. Internetle. Kota var. Kota o zaman yoktu. Vardı. AKK yoktu, normal kota vardı. Normal kota vardı, aynen. 4 GB kullanınca internet girmeye başlıyor. Aynen. Bir de şey vardı, hatta esprisini yapıyorduk. Biz hangisi daha hızlı yollanır diye normal kargoyla yollamaya kalksan daha hızlı yollardın muhabbeti vardı. Yani internetten yollamak mı, kargoyla yollamak mı muhabbeti. Evet, öyle geyiklerimiz vardı ve Pardus ekibi buna çok güzel bir çözüm getirmişti. Ve biz zaten Türkler olarak genellikle bir başımız sıkışıktı veya bir şey olmadan, bir zorlama olmadan bir şeyleri düzeltemiyoruz. Bu gerçek. Ama paralel servis başlatımına ihtiyaç duymadan gene yaptık. O da bir ilginçlik. Hangisini diyorsun? Müdürün. Yani bu arada bilmeyen arkadaşlar vardır. Sistemde ile birlikte Linux'taki en büyük değişikliklerden biri sistemde Linux sistemlerinin açılışındakini kontrol eden bir yapı. Ve bu yapı klasik eski Unix yapısındaki sistem V dediğimiz yapıya ile karşılaştırıldığı zaman prosesleri, şeyleri, açılışta çalışacak olan şeylerin kontrolünü paralel işler. Bu gelmeden önce ilk Pardus'la bunun benzeri bir yapı Pardus'ta kurulmuştu diyelim. Evet. Müdürdü galiba. Evet, müdür. Hani şey, şu an ne kadar kodu sistemde de kullanılıyor, ne kadarı kullanılmıyor bilmiyorum ancak katkısı olduğu açık. Ya en azından ben şunu düşünüyorum Köftem. Ben hep bugün arkadaşlarıma falan da söylüyorum. Kafanızda bir proje varsa bunu dillendirin. Siz yapamayacaksanız da bile olsa bunun dillendirilmesi açık kaynak kod dünyasında birilerinin bunu yapmasını sağlayacaktır. Ha, birileri hani aklına gelmemişler ama görünce oha güzel proje, yaparım bunu diyebilir. Ama GitHub'da değil. GitLab'da. Evet, GitLab'da. Ya da Bitbucket'da olur. Olur. Hangisi daha çok fazla bize şey yapıyordu? Sponsor oluyordu? İkisi henüz değil. Yaparız. DigitalOcean'ı da ayarlayabilirsek çok güzel olacak aslında. Allah çok iyi olurum. Biraz daha büyüyelim. Bizi sponsor olsana. Neyse. Sonra dizilen sorularımıza devam edelim. Ekran kartı sürücüleri. Hala biraz sıkıntılı da şu an en azından makul düzeydeler. Şeften ufak bir tırnak açalım bu konuda. Ekran kartı sürücüleri demeyelim. Nvidia sürücüleri diyelim. Evet. Gerçi Nvidia'da dersek eğer bir
bir ucu onun geriye gidiyor. Nvidia'da şöyle bir sıkıntı var. Adamlar itinayla ama itinayla açık kaynak sürücü ekibini baltalamaya çalışıyor. Sıkıntı kendi sürücülerinde de yeni bir teknolojiyi destekleme konusunda çok zaman alıyorlar. Mesela şey, VLAN'ın gelişmemesindeki en büyük etkenlerden bir tanesi. Nvidia ekibi hala resmi bir destek sağlamıyor VLAN'de. Aynen. Bu arada VLAN'ın ne olduğundan birazcık bahsedebilirsek. VLAN şu, yani şu an Linux altında grafiksel bir yapıyı yapmak, şey, oluşturmak için biz X kullanıyoruz. Daha doğrusu Xorg kullanıyoruz. Xorg benim yaşımda bir teknoloji. Yeni, şu anki hali. Şu anki hali. Sen X ile yaşıtsın. Hatta yok, X senden yaşıt. Yok, benim X dedem senden, diyor X. X senden yaşlı. X senle benim toplamımız. Aynen. Şey, Xorg bayağı yaşlı bir proje. Ve dolayısıyla da çok fazla birikmiş eski kod var ve geriye uyumlu kod var. Ve bu hem biraz yeni teknolojilere adaptasyon konusunda sıkıntı çıkartıyor, hem de performans konusunda çok başarılı olduğunu söyleyemeyiz. Köftem, Xorg koduna bir satır ekleyebilecek bütün kodu bilen kaç kişi olduğunu biliyor musun? Toplam İki falan projede. Mı? Bir. Bir. Yaklaşmışım. Yani o yüzden onun şey yapılmasına gerek yok. Bazen bazı şeyleri düzeltmek için kırmak gerekiyor. Bunun için de yani yeni bir projeye başladı adamlar. Wayland diye. Wayland hani şu an eğer Intel ekran kartınız varsa ya da AMD ekran kartınız varsa gayet kullanılabiliyor. Bu arada AMD'ye değineceğim. AMD bayağı güzel gelişti. Ama AMD birkaç yıl öncesine kadar tam tersi durumdaydı. Nvidia sürücüleri Linux altında daha güzeldi. AMD'ninkiler çok kötüydü. Köften ufak bir haber vereyim. Belki kaçınan arkadaşlar olmuştur. AMD ne kadar kendi güzel geliştirse de daha 2 hafta kadar önce baş grafikçisini Intel'e kaptırdı. Ama şöyle de bir durum söz konusu. Ve bu arada arkadaşlar Intel artık harici ekran kartı üretimine başlayacağını da duyurmuş oldu bu arkadaşı aldıktan sonra. Ama şey, muhtemelen oradaki hedef kitlesi oyunculardır, son kullanıcılardır falan değil. Mining'dir büyük ihtimalle. Mining olabilir ya da şey, workstation yani iş makineleri olabilir ya da sunucular. Çünkü aslında Intel'in asıl para kaynağı onlar. Ne diyordum ya, şey, AMD'nin yaptığı çok ilginç bir şey var. Açık kaynak bir şey mi? Bir sürü şey var. Hangisinden bahsedeceğiz? Ekran kartı sürücüsü konusunda. Şey, açık kaynak sürücü ekibine diyor ki, buyurun bizim blueprintlerimiz, yani ekran kartının şeması, bir devre şeması bildiğin. Kart bu şekilde çalışıyor. Buyurun blueprintlerimiz. Kafanıza göre sürücü geliştirin. Tek şartla kendi kapalı kaynak sürücümüzde sizin kodlarınızı kullanacağız. Çok mantıklı bir şey aslında. Adamlar daha fazla ne kadar yardımcı olabilirler ki? Yani ya, direkt adamlar buyurun ters mühendislikle uğraşmayın. Nasıl çalışıyor öğrenmekle uğraşmayın. Biz size öğretiyoruz. Ve hani şu an aslında AMD Linux kullanıcılar, modern AMD ekran kartı kullanan Linux kullanıcılarının büyük bir çoğunluğu açık kaynak kodlu AMD sürücüsünü kullanıyor. Ve kapalı kaynaklı kodla aralarında çok ciddi bir performans farkı da yok. Sadece şey, video edit kısmında falan biraz artı sağlıyor kapalı kaynak sürücü. İşte sırf o yüzden ben bu AMD ekran kartlı Intel işlemcileri düşünüyorum yeni laptopumda. Ben de düşünüyorum. Çok ilginç bir konsept ki zaten ben çok ağır oyun oynayan bir insan değilim. Ki benim laptoptaki ekran kartı da gayet iş görüyor. Bu konuda aslında bak, burada ilk konuştuğumuz oyun oynamıyoruz ama bataryasının gidip gitmemesi konusunda konuşuyoruz. Evet. Linux'taki en büyük sıkıntılardan biri bu güç yönetimi konusuydu. Evet. Kernel tabanlı hala bir güç yönetimi sistemimiz yok. Yani yok demek mantıklı. Haklısın. Çünkü var demek için şahit gerekecek. Ben bulamam. Kağıt üstünde var. Pardon. Git üstünde var. GitHub üstünde vardı, artık yok. Neyse, ne diyorduk? Şey, şöyle bir sıkıntı söz konusu, direkt bütün donanımlarla birebir uyumlu şekilde çalışan bir güç yönetimi sistemimiz yok. TLP ya da PowerTop gibi servisler var. Bunlar üçüncü parti yazılımlar, ancak burada da sizin donanımınızda düzgün etkileşim sunacağı %100 garanti değil. Mesela benim donanım, ben o konuda şanslıyım. Benim donanımda çok güzel çalışıyor güç yönetimi. 5 saat bir pil ömrüne sahibim ben de. Biri için aynı şey,
Aynı özelliklerdeki bir donanım normalde Windows altında 6 saat gidiyor, Linux altında 2-3 saat gidebilir. CPU sıkıcılar konusunda da şimdi en son çıkacak olan 4.18 galiba, hatırlamıyorsun. Evet. 4.18'de bayağı bir düzenleme var. Umarım bu sayede de birazcık daha güç yönetimimiz düzelmiş olacak. Umarım. Bakalım bundan sonra başka neyimiz var? İlk sorgun yaşlılığından bahsettik zaten. Ha, UEFI ve sistemde nefret edenleri. Bak bunlar yeni. Evet bunlar yeni. Bunlar yeni konular. Yok. Yani sistemde yeni ama haterlar sistemde yeni olmasına rağmen mevcut. Yeni yeni oluşuyor ama bir hater her zaman var. Evet. Zamanında bizim de içinde bulunduğumuz mesela Emax haterlar. Bir şey hater kesimi her zaman bu Linux'larda oluyor açık kaynak kodlu. Belki de yaşam döngüsünü sağlamak için var. Muhtemelen. Bak mesela biz Canonical'dan hate ediyoruz. Ama ne zaman Microsoft girince Linux'tan, Windows'tan hate edebiliyoruz. Yani bir şekilde gelişmemizi sağlayan... Hani şey, orada, bu arada yalnız orada olay şu. Düşmanımın düşmanı benim dostumdur mantığı. Canonical'la o noktada ortaklaşmamız. Tabii bu Canonical'a lafları söylüyoruz ancak bunu Ubuntu sistemi altında yapmamız aşağı ediyorsun. Daha güzeli ben Litvanya'dayken çekimleri Windows altında yapmamı düşünürsek bu yine kabul edilebilir bir evet. Durum. Evet. Neyse o zaman diyoruz ki Canonical sıkıntı. Ha bir de UEFI haterlar var. UEFI'nin ne olduğunu arkadaşlara açıklayarak başlayalım bence her şeyin başında. Onu sana bırakıyorum abi sen açıkla. Arkadaşlar eskiden dediğimiz 90'ların öncesinde başlayan bir sistem. AT standart dediğimiz bu çok daha detaya girmeyeyim istersen. Çok detaya girme evet. Sadece standart bilgisayarlarda AT denilen bir standart vardı. Sistemin açılışının şeyine kadar mevcut olan. O zaman Intel'in çıkarttığı, Intel hatırladığım kadarıyla BIOS sistemini IBM düzeltiyorum. IBM'in çıkarttığı bir şey olarak BIOS dediğimiz sistem aslında işletim sisteminin başlatılmasını sağlayan ön bir işletim sistemi gibi düşünebilirsiniz bu sistemi. Ya anakartın içine gömülü bir sistem sadece donanımla iletişimi ayarlıyor. Daha da fazlası donanım başlıyor ve şeyi çekirdeğe tamamlıyor olayları. Yani bu sistemin çok 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 büyük dezavantajları vardı. Bu konuda başlı başına bu konuda bir bölüm hazırlamak istiyorum ben. Birlikte. Aynen. Ama gerçekten detaylı bu geyik havasında değil. Onu kernel'la sohbet değil de normal bir video olarak da yapabiliriz. İşte onu düşünüyorum. O konuda ayrı bir bölüm yapalım. Çünkü gerçekten bu konuda çok büyük sıkıntıda olan insanlar var. Hala da Secure Boot'la UEFI'nin aynı şey olduğunu düşünen insanlarımız var. Ciddi bir kesim var o noktada. Hatta şey bayağı bir insan gördüm Linux kurmak için UEFI kapatıyorlar. Linux uzatımlarının hepsi UEFI'de çok güzel çalışıyor. Hatta BIOS'tan daha güzel çalışıyorlar. Tabii ki. Mesela şey Arch'ın standart bir BIOS desteği yok aslında mesela. Direkt ana çalışma prensibi direkt UEFI üstünden çalışıyor. Köftem aynı zamanda şey biliyor musun? Intel'in aldığı kararla 2019 sonrasında üretilen hiçbir Intel üründe artık BIOS bulunmayacak. Hepsi de UEFI yer. Zaten isteseler de kapatamayacaklar. Yani bu arada şey BIOS bulunmamasından kastımız anakartlarınızda modern bir anakartınız varsa o legacy moda almak falan muhabbeti var ya. O işte BIOS'a çevirmek. O orada arka planda BIOS emüle ediliyor. Yani onu emüle edemeyeceksiniz artık. Olması gereken bir şey. Ha, aynı tamam. Zamanda bu da sallıyorum Windows emin olmamakla birlikte XP ve 90 Windows 7'nin istesen kullanamayacağını manasına geliyor. Windows 7 UEFI destekliyor. Tam emin değilim. XP desteklemiyor biliyorum. XP desteklemiyor. 7 destekliyor. Daha sonra 7'nin servis pack'leri destekliyor. Daha ufak hazır Windows 7'ye girdik. Windows 7, Microsoft'un yaptığı son güncelleme ile birlikte SSL 2 destekli olmayan işlemcilerde çalışmasını engelledi. Bu demek oluyor ki Pentium 4 bir işlemciniz varsa isteseniz de Windows 7 kullanmayacaksınız artık. 7 mi? 7. Aman ne güzel. Ki zaten Pentium 4 işlemciniz varsa neden Windows kullanıyorsunuz? Neden Windows kullanıyorsunuz işlemciniz varsa? O da var. Direkt neden Windows kullanıyorsunuz? O da var. Neyse. Basitçe. Aa bu arada. Eskiden çok sık yaşanan ancak günümüzde çok fazla yaşamayan. Sadece spesifik bazı modellerde yaşanan bir problem var. Buraya yazmayı unuttuk da. Hangisi? Wi-Fi? Ne gibi bir sıkıntı yaşıyorduk?
Yani pek çok Wi-Fi kart direkt desteklenmiyordu aslında. Biraz bu Intel'in sıkıntısından kaynaklanıyordu. Yani driver'ını, yani Intel artık eskisi gibi, yani Intel sütten çıkmış ak kaşık değil. Hiç değil. Hele hele son sene içerisinde düşünürsek ortaya çıkanları. Zaten bunu da iki önceki çekimdeki videomuzu dinlerlerse, podcast'imizi, Intel konusundaki söylediğimiz kısımlar barizdir. Yani. Bu arada biz ismi kellerle sohbet değil de küfürle sohbet gibisinden değiştirelim. Bir firmaya çakıyoruz biz bu arada ama. Lütfen küfür etmiyoruz. Yani çakıyoruz ya. Bir şekilde. Şey, keller devamlı sen getir. Hemen niye? Yok, aklından getir. Ay ay. Şimdi başka Linux'taki hala da düzelmeyen şeylerden biri de büyük ihtimalle ortak bir standartlaşma. Standartlaşmış bir sisteme oturtma. Bu gerek bir şey olsun, masaüstü yönetim sistemindeki programlar arasındaki oturmuşluk olsun, isterse bir konudaki şeyler olsun, sallıyorum ortak bir paket yönetim sistemini kullanma konusunda, hala da tam manasıyla oturmuş bir şey değil. O noktada oturmuş bazı noktalar var. Mesela MIME Apps muhabbeti. Yani şey, default uygulamaların algılandığı sistem. Aslında onlar tek bir altyapı üstünden algılanıyor otomatik olarak diğer de masaüstü ortamları arasında. Sadece şey, hepsinin kendini override eden bir dosyası da var. Ama hepsi onu dinliyor. Köfte vakonunda haklısın. MIME'lar, yani dosyanın ne olduğunu ortaya çıkartması magic plan, tamam. Ama benim custom standartlaşmadan kastım. Eskiden o da yoktu. Onu demeye çalışıyorum. Ha, onda haklısın. Bazı şeyler düzeldi. Ama hala da belki de çok fazla şey istiyorum ben. Olabilir. Ben mesela paket yöneticilerinin standartlaşmasını istemiyorum. Çünkü şey, orada diğerinin görmediği problemleri gören başkası olabiliyor. Ben o noktada çeşitliliği seven bir insanım. Köften, paket yönetici sistemleri değişmesin ama paket sistemi değişmesin, ortaklaşsın. Yani paketlenme sistemi ortak olsun. Yani paket sistemi ortak olsun. Üstüne bunu kuracağım programlar şey olsun. Yani MP3 sabit olsun, MP3 player değişsin. Benim orada da farklılıklar oluyor ama. Hayır, paketleme işini çok kolaylaştıracak bu söylediğim şey. Gerçi Flatpak ve benzeri yapılarla bu olay oturdu. Evet, şey, onlar direkt son kullanıcı için odaklanmış paket yöneticilere. Flatpak, Snap, Epimage. Köften, burada araya girerekten bir şey bahsetmek istiyorum. Öyle diyoruz ama şimdi yeni oturmuş olan bu konteyner yapılarında sistemlerinin en son sürümüne gelen bir özellik var. Bunu da dinleyicilerimize bahsetmeni isterim. Sistemde üzerinde konteynerler üzerine kurulmuş yeni bir muhabbet söz konusu. Konteynerleri direkt sistemde üstünden işleyebilen bir altyapı. Çok detaylarına bakmadım ancak hani bu genel olarak konteyner dediğimiz muhabbeti, Docker'dır falan filan gibi olayları daha güzel çalıştıracak bir muhabbet. Yani daha standart biçimde çalıştıracak bir muhabbet. Bu önemli nokta. Bu arada standart olayı özellikle çift tırnak içerisinde alınması gereken bir konu. Sistemde aslında bu noktada bayağı çalışıyor. Pek çok şey standartlaşmış. Mesela network kontrolünü standartlaştı. Sistemde kullanılan bir dağıtıma sahipsen network altyapın aslında hepsinde aynı çalışıyor. Ve daha da güzeli arkadaşlar, şimdi en son gelen sistemde ile birlikte ses söyleyeceğim. Neydi? İnternete bağlarken şey yapmak. VPN, kusura bakmayın, VPN sistemleri de artık ortak standartlaşmış olacak. Kernel üzerinden destek gelmiş olacak WireGuard sayesinde. 8.11'e, 4.18 yanlış söyledim, kusura bakmayın. 8.11, evet. 8.11. 10 yıl sonrasına gittik. 4.18'e maalesef WireGuard tam manasıyla yetişmedi. 4.19'a ya da 5'e. Evet. 4.18 olarak yayınlanıp yanmayacağını da bilmiyoruz. Belki Linus Torvalds direkten 5 diye basıp geçecek. Evet, orada kafasını Linus abimizin kafasına göre. Eskilerden bahsediyoruz. Eskilerde arkadaşlar neydi? Kernel'larımızın numaraları mana ifade ediyordu. Yani 2, 4 kararlıyken 2, 5 kararsız gibisinden. Çift tek olayları kernel numaralarında farklılık ifade ediyordu. Veya numaralar, kernel numaraları, yani Linux çekirdeğinin sürüm numarasına bakarak kararlılık konusunda, yani stabilite konusunda yorum yapabiliyordunuz. Ama sonrasında Linus Torvalds abimiz dedi ki bunlar sadece bir rakam.
Mantıklı aslında Linus'un dediği. Çünkü şey hani internet erişimimiz artık çok daha yaygın, dolayısıyla da hani bir şey LTS bir sürüm mü değil mi ona çok rahat bakabiliyorsun. Ama şöyle bir sıkıntı var. Linux altında LTS sürümlerinin sürüm süresini biliyor musun? Çekirdek bazlı bilmiyorum. Evet, bu sefer de benim telefonum çaldı. Ama ben farklı bir yapıda kurulmasını daha çok tavsiye ederdim. Yani sallıyorum. Kernel sürüm numaralarının normal şu andaki gibi 4.18, 4.19 gibi gitmesi yerine time-based gidip, yani sallıyorum 2018 4 gibisinden gidip LTS sürümlerin normal numarayla devam etmesi çok daha akıllıca ve çok daha mantıklı olurdu gibi geliyor. İlginç olabilirdi ama şey, orada bu arada LTS sürümlerinde Linux'un çok ilginç bir muhabbet var. Yıl ne kadar süre destekleneceği sabit değil. Hatta dur, onu bir açayım o esnada. Ama mesela Canonical'ın LTS mantığını seviyorum. Mantıklı bir LTS. Canonical bayağı şey, her 2 yılda bir 4 numaralı sürümü LTS yapıyor. Şimdi dur, long termler nerede listeleniyordu? Evet, ona bakıyorum bir yandan da. Releases. Şimdi gel bakalım. Saf ekran. Şimdi şurada mesela 4.4 4.14'ten daha uzun destek daha sonra öldürülecek. 3.16 da aynı şekilde. Falan. Böyle ilginç bir durum var. Linux camiasında o yüzden şöyle bir espri var. LTS sürümlerinin süre destekleneceği sürenin belirlenme şekli Linux Torvalds bir sayı tahtasına dart atıyor. Bu şekilde bir muhabbet var. Mantıklı da bence. Evet. Konuşabileceğimiz konular arasında başka ne var? Eski zamanda olup da düzeltilenler konusunda. Bu arada container demişken şunu da belirtmek istiyorum. Flatpak'tır, Snap'tir, AppImage'tir, bunların hepsi aslında birer container. Muhabbetleri şu, gerekli kütüphaneleri bunlar tek bir dosya altında toplayıp onu ayrı bir disk olarak bağlıyor. O oradan çalışıyor komple sadece. Ve buna değinmişken Linux altında oyunun en büyük sıkıntısı. Steam, eğer resmi Steam destekli bir dağıtımınız yoksa bazı oyunlar çok baştan sağma paketleyebiliyor. Dolayısıyla da dağıtımınızla uygun kütüphaneler olamayabiliyor. Köftem, kötü paketleme konusunda bir numaralı firma lisansı bilmiyorsun. Microsoft'un yaptığı paketi hiç bahsetmeyecek misin? Dur. Birazdan bahsedelim ona. Kapanış konuşmamız olur hatta. Ne diyordum? Mesela şey, bir tane kütüphanenin bir sürümü güncellenmiş oluyor ancak maalesef tabii bir yandan da arıyorum. Yani şey, Ubuntu altındaki paket farklı sürümde olduğu için orada bir kafa karışması oluyor. Ve ben de bir yandan şu haberi arıyorum. Tamamdır, buldum. Açılsın, ekrana geçeriz direkt. Evet, Microsoft loves Linux ama Debian'ı değil. Evet, şurada şöyle güzel bir paketi var. Burada sıkıntıları tek tek sayar mısın abi bana bir? Adamda Linux programlarına bilen eleman bulması gerekiyor. En büyük sıkıntıları bu. Büyütmeye mi çalışıyordun? Yalnız da şuna basmışım dersim. Evet. Nereden başlayayım burada şimdi hatalardan? Adamlar Shell'in komple silinmeye katılmasından mı bahsedeyim? Evet. Ya da ya da kişinin illa zorunlu olarak 5'i standart Shell olarak belirlemesinden mi bahsedeyim? Ya da R var mı yok mu diye kontrol etmeden R'ı silmesi den mi bahsedelim? Bu arada kendi kurduğu R olmasına bile gerek yok. Herhangi bir R dosyası var. Sistemde ne var ne yok kontrol etmeden kafasına göre iş yapmakası, senin yaptığın bütün sistemleri kendi ayarlaması.
Yani. Özetle Microsoft'un böyle çok güzel bir fail'i var. Neyse ki hızlıca düzelttiler de. Arkadaşlar, bu şey nasıl bir paket yapılmazın özeti. Yapılmaması gereken yöntem bu. Evet. Sanırım bu fail'la da bu seferlik daha da uzatmayın manası yok. Aynen. O zaman ne diyoruz? Dinlediğiniz için teşekkürler. Köftes Köfte ve Ömer. Abiden. İyi günler, iyi eğlenceler. Son sözü kapatma şeyi bulalım biz. Bu evet. Şekilde olmayacak. Evet, benim standart kapatma şeklim sadece tek bir kullanıcı için. Single user system. Multi user'a alışmam lazım. Evet. Her ne kadar suç ilisan ettiksek affola. Dinlediğiniz için teşekkürler. Keliniz bol olsun.